Kitap Fuarı'nın çok değerli bir onur konuğu var. Profesör Doktor İlber Ortaylı. Hocam teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Kitap vesilesiyle sohbet etmek de ayrıca güzel. Onun için de teşekkür ediyorum. Kitap Fuarı'ndan söz etmeden önce aslında bulunduğumuz bu mekanda dokuyu çok etkileyen bir mekan diye düşünüyorum. Çünkü Mimar Sinan'ın eseri. Evet. Bu külliye. Ki. Hemen külliyenin önünde Kitap Fuarı kuruldu. Ve İyi etti. Çok güzel bir yerde kuruldu ve külliyenin içine girmiyor. Eskiden öyle yapıyorlardı. Ondan sonra yıpranıyor. Şimdi oraya kurmaları çok iyi. Eski eser, hazire, sevil gibi yapılara dikkat ederek etrafında panayır ve çarşı yapmaları, tabii böyle eski güzel bir adeti, adeti zarar devam vermemek lazım. Evet, buyurun. Kitap fuarları gerçekten çok kıymetlidir. Çünkü işte bizim için, ben İstanbul'da TÜYAP Kitap Fuarı'yla gençliğimi yaşadım diyeyim. Çünkü bizim için çok heyecan verici olurdu. Orada okur, yazarla buluşma imkanını bulur. Yeni kitapları görür. İndirimli olanların burada peşine düşer. Burada onu yapmak mümkün değil çünkü kalabalık çok şey gidiyor. Evet. Ama şunun için söyleyeceğim. Mesela TÜYAP galiba bu yıl 42. yıl. Böyle bir süreklilikle birçok başka ilde, ilçede yeni kitap fuarlarının da aslında öncüsü açması oldu. Açması lazım. Değil mi? Bu önemli. Nasıl satacaksın? Kitap pahalılaştı. Dağıtımla, dağıtıcıların şeysiyle, hissesiyle gidecek gibi değil iş. Ucuz tutulması lazım. Zaten kitap pahalı Türkiye'de. Ama kağıt pahalı. Şimdi bunu söylediğin zaman ucuz diyor. Kağıt da pahalı ama pahalı yani bizde kitap. Kağıttan belki muhtemelen. Keşke en büyük destek, teşvik buna verilse değil mi? Kitap basınında vallahi o kullanılsa. Vallahi bilmiyoruz. Yazarlar da çok para almıyorlar. Yani kitap yazmak kazanç için değil zaten. Tabii. Biraz işte okunayım, bilineyim diye herhalde herkes istiyor. Veyahut söylediğim, yazdığım kalsın diye. Yoksa bu meşgaleyle, bu kadar vakitle, bu kadar bilgiyle başka iş yapsa herkes zengin olur. Ama zengin olmak için kitap satılmaz. Okurun kitap fuarlarına gösterdiği ilgi son derece memnuniyet verici ama işte kitap seviyorlar mesela bu aleti dinleyen ona gelmiyor, kitap sevmiyor. Şimdi Avrupa'da kitapçılık, kitaplar azalıyor. Çünkü adamın biri ölüyor, 3000-5000 tane gayet kıymetli kitabı eski kitapçılara düşüyor. Ucuzlama var. Evet, evet. Yani Fransa'da falan, Almanya'da falan 18. asırdan kalma bir kitap baskı. Çok ucuza gidiyor bence. Halbuki değerlenmesi lazım. Yani ben aksine eskiden alamazdım, şimdi alabiliyorum. Çünkü artık insanlar kitap okumuyorlar, kitap sevmiyorlar. Kitap dinleme bu aletler olayının aletler çıktı. Oradan evet, böyle kısa bilgi ediniyor. Ansiklopedi yok. Mesela bak sesli Britannica çıkmıyor artık. 20 cilt Britannica. Ansiklopediyi böyle tarıyorsun. Ansiklopedi karıştırmak diye bir tabir karıştırmak vardı. Karıştırmak, taramak. Mesela tabii, İstanbul Ansiklopedisini taradım. Bir sürü bir şey öğrendim ki 11 cildi çıktı daha, değil mi? Evet. Böyle bir şey artık bu aletle olmuyor. Bu nesil bunu yapamayacak. Yani Avrupa'da da yapamıyor, burada da yapamıyor. Şark'ta da yapamıyor. Ama yine de şundan belki memnun olabiliriz. Özellikle bu pandemi döneminde gördük. En çok okunan kitaplar klasikler oldu yine. Klasikler okunuyor, yenilerin Türkçesi bozuk. Türkçesi bozuk. Türkçesi bozuk. En çok okunan kitaplardan biri de sizin kitabınız oldu. Öyle Bir mi? Ömür Nasıl Memnun Yaşanır? Ben de onu merak ettim. Biz İlber Hoca'dan bilgisinden yararlanmak benim için kitaplarım iki cinstir. Birisi çok sıkıcıdır. Kızım dediydi galiba. Babam benim sıkıcı kitaplar okur, sıkıcı kitap yazmak için diye. Öyle birisi sıkıcı mevzumuzun kitapları, idare tarihi. Bu hayata dair tavsiyeleriniz ama anladığım kadarıyla çok yakın geldi. Işte, bir kısmı da bunlar. Bunları da seviyorlar, okuyorlar. Bir Hilmi Ziya Ülkem vardı merhum, çok kişi tanımaz. Yazdıkları da son derece zarif, kısa cümle, kelime bakımından tabii zengin ve tefekküre, tarih öğretmeye çok müsait. Mesela
Ben onları okudum ortaokul lisede. Çok öğretici. Şimdi ben bakıyorum öyle şeyler okumuyorlar. Halbuki o bir kazanç. Evet, evet. Birisi oturup şu Hilmi Ziya Ülkeni yeniden bassa. Bir de bu Hüseyin Rahmi falan yeniden basıyor, sadeleştiriyor. Ne sadeleştiriyorsun ya? O zaten sadeleşmiş. Yani adamın edebiyat devri, herkes bilir, sadeleşme devri. Tabii, tabii. Yani onda zaten koyu kelime yok ki, o sade yazıyor. Gramerin, cümlenin kuruluşu sokak Türkçesi gibi. Ya zaten müdahale edilmesi... Kelime çok ayıp. Anlamını çok ayıp kaybetmek şey. Tabii ki. Ben artık Azerbaycan'da basılan nüshaları okuyorum. Gerçekten. Onu anlama, evet. Çünkü o Azeri diyalekti mi diyelim, ne diyelim? Onlar o kelimelerden rahatsız olmadıkları için karşılığını da buluyor. Mesela o mahalle kadınlarının konuşmasını falan o daha güzel veriyor. Ha, bunu bilmiyordum. Tabii bütün folkloru öldürüyor bu basanlar. Basmasın daha iyi onu. Hiç hakkı yok bunu yapmaya. Evet. Bu da önemli. Ya tabii adam o biliyor. Zaten onun Türkçesi öyle. Yani Hüseyin Rahmi Bey mahalleleri gezerdi çaktırmadan. Kadınlar nasıl konuşuyor? Nasıl kavga ediyor, bakıyor. Bunun neyini sadeleştiriyorsun? Ne ayıp şey, evet, ne tatsızlık, lazım. Ne görgüsüzlük, ne yavanlık. Yani birine krem şantiyi veriyorsun, üstüne ketçap döküp yiyor. Onun gibi bir şey, rezalet, evet, ayıp bir şey yani. Böyle olmamalı, olmaz. Hepsine sahip çıkmalıyız. Mesela hocam... Reşat Ekrem Bey'i niye bir kere bastılar, hepsini bir daha basmıyorsun? O İstanbul Ansiklopedisi niye basılmıyor? Yarım kaldı ama olsun. Evet, evet. Kalanı okusan yeter. Yani evet, bunların hepsi çok, ucuz çok kıymetli. Da ona, tabii. Bir evet. Daha yerine evet. Konması öyle mümkün değil. Okuyacaksınız. Evet, korumak, kollamak lazım. Öyle alete bakmak olmaz. Alete kim kitabı yükleyecek fizikken bunları? Hissetmek, o sayfanın evet. Kokusunu duymak gibisi var mı? Zaten de çok kullanmayın o aleti, göz bozuyor. Her türlü zararını da benim iki göz tane ardı. Benden tabii yaşlı olan, benden bir evvelki nesil, hatta iki evvel nesil, Andreas Titz'e kör oldu gibi. Evet. Mübahat Hanım'ın da gözlerini epey göz yordu o iş. Çok okuyunca, ben de evet. Bunun içerini hiç kullanmam. Halbuki ben öğrendim bilgisayar dili falan, hepsini unuttum. Hiç de kullanmam o aleti, lazımsa da sana soruyorum, bakıyorsun. Evet, birisi mesela. Yapsın. Bana ne? Senin gözün gitsin. Aman hocam, siz kendinize çok iyi bakın. Siz çok göz kıymetli zayıflar misiniz? Yapmayın yani. Onu böyle koruma etmeyin. Evet. Yani huyunuz olmasın. Saatlerce bakıyor yani. Evet, evet. Şey. O da başka bir rahatsızlık artık zaten. Adı konmuş rahatsızlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de ediyorum. Biz böyle bir girizgah yapmış olduk.